Kemal. Ne görüyorum şimdi biliyor musun? Ne görüyorsun Hamza? Babamla ben kol kola girmişiz. Böyle üzerimde İngiliz laciverdinden bir takım. Ayağımda Ruhan ayakkabılar, elimde Tomofin anahtarı. Yürü diyorum babama. Seni krallar gibi yaşatacağım bundan sonra. Nereye istiyorsan oraya gideceğiz. Sonra anam yetişiyor peşimiz sıra diyor. Yok, Cemşir'i bırakmam. Sen de gitme Hamza diyor. Sen de. Ben Tomofil'e tek başıma biniyorum. Arkamdan el sallıyorlar. Bırak Kemal. Ya bırak. Yaşamak istemem. Sabrım kalmadı. Kendi canına kıymak günah değil mi ha? Ben zaten günahların en büyüğünü işlemişim. Kendi canıma kıymışım çok. Bırak. Hayır Hamza. Yapmayacaksın tamam mı? Yapmayacaksın. Kemal. Allah ben yaşamak istemem ha. Yaşayacaksın Hamza. Yaşayacaksın tamam mı? Yaşayacaksın. Yaşamak zorundasın. Anladın mı? Çıkmadıkça andan ümit kesilmez. Sen de kesmeyeceksin ümidini. Kendinden ümidini kesmeyeceksin. Hamza, anladın mı beni? Güllü. Hayrola? Sen niye geldin? Yoksa kardeşin daha erken astırmak için mi? Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Önce beni dinleyin avukat. Benim meselem önemli. Oğlum Hamza ile ilgili. Siz de mi? Benim de söyleyeceklerim Hamza ile ilgili. Biliyorsunuz, Muzaffer'in katili Hamza, abim olur. Duyduğuma göre davası sonuçlanmış. Adalet yerini bulmuş. Dava neticesini ben de duydum. Yalnız benim sizden öğrenmek istediğim bir şey var. Muzaffer'in eşi ve çocuğunun anası olarak acaba ben bu karara mani olabilir miyim? Yani kanunen böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben bunu öğrenmek istedim. Hamza taammüden adam öldürme suçundan hüküm giydi. Madde 450 ve 765 sayılı kanun hükmüne göre katil fiili taammüden icra olunduğunda cezası idamdır. Ayrıca bu dava kamu davasıdır. Kurban yakınlarının şikayetçi olmaması davanın seyrini etkilemez. Bu nasıl iş avukat? Adamın karısı vazgeçtim asmasınlar diyor.
Başka bir çaremiz yok mu? Maalesef. Ama başka bir şansımız olmalı. Ne bileyim, Temiz'e memize gidersiniz diyorlar. İdam kararları zaten doğrudan Temiz'e gidiyor. Taraflar gitmese bile. Bak, gördünüz mü? Bir şansımız varmış ha? Ancak avukat tutmak sizin lehinize olur. O vakit Yargıtay resen konuyu inceler. Avukatın ileri sürmüş olduğu Temiz nedenlerini de tek tek karşılayıp bunların yerinde olup olmadığını incelemek zorunda kalır. Bu da iyi bir avukatınız varsa sizin için bir şans doğurabilir. İyi işte, siz bizim avukatımız olun. Bizim de bir şansımız olsun ha? Bu sizin için bir aile masraflı olacaktır. Anlamadım şimdi. Avukat, sen çok para isterim mi diyorsunuz? Her işin bir rayıcı var. Bu basit bir mesele değil. Tamam. Mektubunu aldım. Hamza sana çok fenalıklar yaptı. Ona rağmen onu müdafaa etmen. Sonra yazdıkların. Hamza'nın hali perişan güllü. Kim olsa aynısını yapardı. Sen olsan ananın katilini affeder miydin? Orhan yakalandığında onu affedebilecek misin? Affedemeyeceksin. Affetmeyeceksin. O kadar kolay değil. Bir cana kıymanın tövbesi affı olmaz, değil mi? Öyle. Hem zaten benim anlatacaklarım Hamza'nın cezasını değiştirmezmiş. Avukata gittik. Temiz'e gidebilirsiniz dedi ama tonla para istedi. Babam şöyle gözlerini dikti, gözümün içine bir baktı. Sen ne dedin? Yapamam Kemal. Hamza'nın kurtulması için avukat falan tutamam. Bunu Muzaffer'e, kendime, çocuğuma yapamam. Ramazan. Beze. Bu ne dalgınlık böyle? Ha, şey, Deze, biraz canım sıkın, biliyor musun? Ondan yani. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, ben bir şey yok ya. Yani. Bir şey olmuş belli, söylesene. Sen haberin yok Zahar. Bu Hamza var ya, ona idam kararı çıkmış Deze. Öyle mi? Âlâ, hak yerini bulmuş desene. He, hak yerini burada, orası öyle de. Yalnız bunlar karara itiraz edeceklermiş Deze. Avukat tutacaklarmış. Cemşir, avukatın parasını Güllü'den alacakmış. Ne saçmalık böyle? Deze, eğer Güllü parayı verirse var ya, dayım mezarına ters döner ha. Yani böyle bir şey yapmaz değil mi? Yani yapmaması icap ediyor, öyle değil mi? Bu kadından her şey beklenir Ramazan. Ama sen meraklanma. Böyle bir şey olmasına asla müsaade etme. Hey. Tamam teyze, hadi sana kolay gelsin. Vergi borcumuz için bize tanınan mühlet yarın son buluyor. Ayrıca bankaya kredi için başvurmuştuk, o da geri çevrildi. Fabrikanın zararda gözükmesi bizi bir hayli zora soktu. Vergi borcunu ödemek için gereken parayı bulacağım Selim. Yalnız sen bu konu duyulmasına mani ol. İşçilere her şeyin yolunda olduğunu söyle. Fabrikanın itibarı her şeyden mühim. Bu fabrika Muzaffer demek. Onun varlığında her şey nasılsa aynen öyle devam edecek. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Tamam mı? Elbette. Demek hala abimin adını ağzına alabiliyorsun ha? Ne istiyorsun halde? Seni uyarmaya geldim. Eğer abimin katiline yardım etmeyi aklının ucundan bile geçirirsen seni mahvederim. Neden böyle bir şey yapacağımı düşünüyorsun?
Çünkü Hamza senin kardeşin. Damarlarında aynı kanı taşıyorsun. Belki de ona acıyıp abimin hatırasına ihanet edebilirsin. Ki bunu daha önce defalarca yaptın. Merak etme, böyle bir şey yapmaya niyetim yok. Ben seni yine de uyarıyorum Sarı. Eğer o soysuzun asılmasına mani olacak en ufak bir şey yaptığını duyarsam, canını çok fena yakarım Sarı. Hiçbir suç cezasız kalmamalı. O herif yaptığının bedelini en ağır şekilde ödemeli, anladın mı? Haklısın Halide. Bakalım senin işlediğin suçlar ne zaman ortaya çıkacak? O zaman hatırlatacağım sana bu laflarını. Ne demek istiyorsun? Orhan'la yaptığın işbirliğinden bahsediyorum. Çok yakında bir kanıt bulacağım. O zaman ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.